Merhabalar, hoş geldiniz YouTube kanalım. Hira'nın örgülerine değerli örgücüler. Bugün sizlere çok güzel, çok kolay, beyazla anlatacağım harika bir yelek modeli, hırka modeli, süveter modeli olarak kullanabileceğiniz iki şiş örgü. Hepinize kolay gelsin diyelim. Örgümüze başlayalım. Örgümüz şöyle bir örgü değerli örgücüler. Çok kolay. ön yüzden düz ters arka yüzden yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğimiz bir model. Modelimizin ilmek sayısı 6, 2, 6. Tamam mı? Şimdi hemen modelimizi buraya bırakalım. Zaman kaybetmeden Bismillahirrahmanirrahim deyip modelimize başlayalım. Ben iki model üzerine anlatacağım şöyle. Direkt modeli anlatacağım. Tabanına istediğiniz lastik modeli yaparak modelinizi başlayabilirsiniz iki modele yeter, yeteri kadar bir ilmek atacağım ben şimdi iki tane kenar ilmek kullanacağım şöyle bir atalım ilmeklerimizi ben bu şekilde atıyorum iki kenar ilmek 2 4 6 bir model 2 ters ara ilmek 2 4 6 2 model 2 kenar ilmek bu şekilde Modelimizi arka yüzden kuracağız. Hemen arka yüzden modelimize başlayalım değerli örgücüler. Siz lastiğin üzerine yapacağınız işlem bu. Arka yüzden 1 2 düz yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane ters yaptım. İki kenar ilmek 2 4 6 tane ters ördüm. Tekrar 1 iki tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. 1 iki tane kenar ilmek düz. Modelimizin birinci sırası bu şekilde arka yüzden kuruldu. İkinci sıra ön yüze geçiyorum. Yine ilmeklerimi örmeye başladım. Ters ilmek ördüm. Burada 6 tane olan düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 tanesini ördüm. Diğer ilmeğimi de örmeden aldım. Hemen aradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. Birini boşaldım. Dört tane düz ördüm. Diğerini de boşaldım. iki ters ördüm. Birini boşaldım. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. diğerinde de boşaldım. İki, kenar ilmeğimi ördüm. Ön sırası. Ön yüzü modelimizin Tekrar 3. sıra arka yüze geçiyoruz. 2 düz ördüm. Örmeden aldığımı yine örmeden aldım. 4 tane ters 1 2 3 4 tane ters ördüm. Yine örmeden aldığımı örmeden aldım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Örmeden aldığımı yine örmeden aldım. İp benden tarafa 1 2 3 4 Yine örmeden aldım 2 kenar ilmek. 4. sıra ön yüze geçiyoruz. Ön yüzden yine ters ilmeğimi ördüm. Buradaki boş olan ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmeğimle yer değiştirdim. Yer değiştirdim. Yine düz örgü. Bir, iki boş aldığımı da ördüm. Üç. Burada bir, iki, üç tane var. Boş aldığım ilmeği iki tane ilmeğin önünden alarak şişime taktım. Bir, iki üç tane düz ördüm. Birinci model iki tane ters ördüm yine aynı şekilde ilmeklerim üçünde saçımı aldım yer değiştirdim üçünü de düz ördüm bir iki üç üçünü de düz ördüm bu taraftakinde kalan üç ilmeğime de yine yer değiştiriyorum yani boş olan boş boşaldığım iki ilmeği ortada buluşturup düz olarak örüyorum. Bir model böylelikle bitiyor. Kenar ilmek. Birinci model böylelikle bitti. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzden tersi ters düzü düz. 6 tane ters. 2 tane düz. Yine 6 tane ters. Altı tersten sonra kenar ilmekler. Her modelin arasında iki tane düz olması gerekiyor. Yine ön yüze geçtim. İkinci modelin birinci sırası. İki tane kenar ilmeğimi yaptım. Yine boş aldım. 4 tane düz. Yine boşaldım. Sağdaki ilk ilmek soldaki son ilmek örmeden alarak devam ediyorum. 2 tane ters ördüm, boşaldım. 1 2 3 4. Örmeden aldım kenar ilmeği. Arka yüzden yine aynı şekilde. Boş aldığımız ilmekleri boş aldık. Tersleri örüyoruz. 4 ters, 1 boş, 2 düz. 1 tersi boş aldım. 4 ters örüyorum. Son kalan ters ilmeğimi de boş aldım. Yani ön yüzden boşalmış olduğum ilmekleri arka yüzden de boş olarak devam ediyorum ön yüze geçiyoruz. Ön yüzden yine boşaldım. Bir. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Bunu daha yüksek de yapabilirsiniz. Ama şimdi tekrar bu sırayı örersek arkadan da gelirsek çok yüksek oluyor. Yani şurada gördüğümüz gibi olacak. Ama ben bunu bu, bu, bu şekilde yapacağım yani. Kısa olsun istiyorum. İki ilmeğimi aldım. Ön yüzden çevirdim. Üçünü de düz ördüm. Dört sırada bir yaparsanız yüksek olur. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü öbür türlü benim gördüğüm model Yapmış olduğum model biraz kasıyor. Kasmaması için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İki düz ters, yine ilmeklerimi yer değiştirerek üç tane düzümü örüyor. Evet ikinci modelinde kurulumunu bu şekilde yaptık ve bitti. Şimdi arka yüzden tersi ters düzü düz olarak örüp geliyorum. Evet bir kez daha tekrarlayalım modelimizi. Modelimiz çok cici çok rahat yapılan çok hızlı ilerleyen bir model. Yine İki kenar ilmeği ör. Düzü örmeden al. Dört tane düz ör. Düzü örmeden al. Devam et. Şimdi burada ne yaptık? Değerli örgücüler bakın. Şimdi bu e, ilmekleri ortaya getirip düz ördükten sonra kaç sıra örmüşüm? Bir, iki, üç, dört sıra. Yani üç sıradan sonra tekrar almışız. Bunu yaparsanız bu biraz daha topluyor. Yani çok da toplamıyor ama tekrar bakın burada da daha yükseğini göstereceğim. Şimdi kenar patımı örüyorum. İki tane tersimi ördüm. Bakın ilmeğimi boşalttım. Dört tane düzümü örüyorum. Boşaldım. Şimdi bu boş alma sırası burada bizim 3. sıramız. Tamam mı? 3. sıradır boş alıyorum ben. Şimdi bunu böylece örüp sonuna kadar gidiyorum. İlmeği boş aldıktan sonraki 3. sıram arka yüzden dördüncü sırayla devam ediyorum. Arka yüzden dördüncü sıra yine örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. Yine örmeden aldım. Dördüncü sıramı gidiyorum arkadaşlar. İster az önce iki sırada bir yapın, ister dört sırada bir yapın. İkisini de ben size göstereyim de. Nasıl severseniz o şekilde yapın. Aynı model birisi dört sıradan oluşuyor, birisi iki sıradan oluşuyor. Kenar haroşalarımı örüyorum. Kenar ilmeğim de aldım. Şimdi 4 sıra bitti. Ilmeği boş aldıktan sonraki 4. sıram bitti. 5. sırada modelimi bitiriyorum. Kenar haroşalarımı örüyorum. 2 ters örüyorum. 5. sıra ön yüzde modelimi kapatıyorum. Aynı sistem sadece sıra farkı var. Her ikisinin yapılışını da gösterdim. Beşinci sıra ön yüzden. Modeli bitiriyorum. Bu şekilde böyle aralıklı oluyor model. Tamam mı? Bu boşalma ilmeğini ister ön yüzden boşalarak yap, ister arka yüzden boşalarak yap. Hiç fark eden bir şey yok. Yeter ki modeli yap. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Arka yüzden başladığımız iki sırada bir olan kısa modelimiz. Dört sırada bir olan uzun modelimiz. Yani beşinci sırada bitiyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.